Şimdi ben yatıyordum, kalktım bugün natural kalkacaktım aslında. Kendi kendime kalkacaktım da hoş kendi kendime kalktım. Değil mi? Çayımız, çay devrimiz. Ay çayım devrilmesin. Oğlum da bana kahvaltı hazırlayıp getirmiş. Ay valla. Mis. Thank you oğlum. Olsun. Şeker attın mı oğlum? İki tane. İki tane. Thank you. Sucuk koymadın değil mi? Thank you. Hadi bakayım ha. Kahvaltımı yapayım. Ozi, kahvaltımı kıskandın mı? Yiyecek misin? Hepsini yiyeceğim. Abin hazırlayıp getirmiş. Geçen de yaptı böyle ama yiyemiyorum ki oğlum. Bardakıma da koymuş. İstiyor musun sen bir şeyler? Yok sağ olun. İstedim mi hazırladı? Sen de mi hazırladın? Aferin oğluma. İşe gidecekler şimdi. Üçü hem hazırlandılar hem de bana kahvaltı hazırlamış olacağım paşa. Hadi bakalım. Ama benim maalesef yiyebildiğim bu kadar. Doydum. Biraz da çay içtim. Çok şükür. Çok şükür. Elhamdülillah diyorum. Ay nasıl güzel bir gün olacak herhalde bugün. Bence güzel bir gün olacak. Kuşların sesleri falan. Evet, oğlumun hazırladığı kahvaltımı da yaptım. Onları da işe yolladım. Sabah sabah ya. Sabah sabah aklıma ne düştü biliyor musunuz? Sabah sabah aklıma ne düştü? Pastırmalı kuru fasulye. Pastırmalarımı doğradım. Şimdi tel tel ayıracağım. Soğanımdan sonra salçamı, pastırmamı koyacağım önce. Sonra salçamı koyacağım. Bakalım. Sabah sabah. Eşan dediği gibi kendimiz bir natürel kalkalım, tamam mı anneciğim, yarın diyor. Sen niye uyumuyorsun diyor. Natürel kalkalım, doğal kalkalım. Kimse dedim uyandırmıyor, ben kendim kalkıyorum. Tamamdır. Kapağını kapatalım, pişmeye bırakalım. Evet, kuru fasulyem orada kendi kendini tıngırdatırken kuru fasulyem oluyor, güzel pişiyor. Maşallah değil. Tavuk doğradım. Çok az bir yağla bunu böyle biraz kavuracağım. Ondan sonra da içine biberlerimi, domateslerim var görüyorsunuz. Onlardan atacağım. Tavuk sote yapacağım. İnşaata pilavla birlikte götüreceğim inşallah. Yanına bir de salata yaparım. Evet, süpürmenim de benle birlikte iş başında. Aynen, süpürmenim de benle birlikte iş başında. Tavuğum oluyor. Süpürmenim de işleri yaparken ben de muzlarımı çıkarttım. Sütümü çıkarttım. Ondan sonra bisküvilerimi çıkarttım. Çikolata kırıklarımı çıkarttım. Kakaomu da çıkarttım ve ne yapacağım? Mozaik pasta yapacağım. 6 tane muzum var. Şu 5 tanesi olgunlaşmış muz. Hani bir tanesi de böyle ayrılmış, yerine olgunlaşır. O yüzden şimdiden onu ben bugün halledeyim. Hemen başlayayım. Şimdi benim ölçülerim yine 3 ölçü olacak. Normalde 2 tane muzla yapabilirsiniz bunu. Ben şimdi 2 tane muzla yapabileceğiniz ölçüyü veriyorum. Benimkilere takılmayın. 2 tane muzu koyun böyle. Tamam. Koydunuz. Bir çorba kaşığı fıstık ezmesi. Şekersiz olan fıstık ezmeleri var ya, ondan olabilir. Ondan sonra bir işte çorba kaşığı da tereyağı. Böyle eritebilirsiniz. 2 tatlı kaşığı da kakao koyun. Kakaosunu da içine koyun mesela bunun. Kakaosunu da koydum. Yerim dar geldi. Oynayamadım. O yüzden kabımı değiştirdim. İsterseniz içine çikolata kırıkları da atabilirsiniz. Ama nasıl istiyorsanız, nasıl seviyorsanız tabii. İçine yarım bardak da süt dökün. Sütünü de dökebiliriz şimdi. Şimdi ben eldiveni takacağım, muzlarımı ovacağım, iyice ezeceğim, harcımı dökeceğim. Döktükten sonra bisküvilerini koyacağım, kıvamını size göstereceğim. Muzların üstüne yarım bardak şeker dökün, ovmaya başlayın.
İyice püre haline getirin. Şekerle birlikte iyice karıştırın. Eğer ki böyle kakaolu sos yapmazsanız, bunu böyle yaptınız ya mesela, aynı biçimde bir tarifim daha var benim mesela, böyle muzlu. Bunu böyle şekerle ovdunuz ya, bisküvileri kırın içine. İyice olmaya devam edin. Elinize yapışmayacak derece, böyle top haline getirebileceğiniz dereceye gelsin. Küçük küçük toplar yapın. Onu da Hindistan cevizine bulayın. O da güzel oluyor. Böyle güzel. Çocukların sevdiği bir tatlı gibi, lezzetli kurabiye gibi. Kurabiye de değil. Nasıl bir şey oluyor? Yani ıslak kurabiye gibi oluyor. Güzel oluyor. Ben şimdi iyice bunu oldum. İçinde böyle parçalar falan kalırsa dert etmeyin. Zaten mozaik pastanın içinde bisküvitle birlikte muz tadı da geliyor. Öyle güzel oluyor yani. Uğraşmayın yani. Her şekilde yeniyor. Her halükarda yeniyor. Harcı şimdi içine dökeceğim. Bir de onunla ovacağım. Döktüm. Süpürmenim hala geziyor. Evet. Benim süpürmen hala çalışıyor. Maşallah. Döktüm güzelce. Pütür pütür olanlar fıstık ezmesine şey. Fıstık ezmeniz yoksa koymayabilirsiniz. Zaten kendiniz ayarını fark edeceksiniz. Yani bisküvi ne kadar bisküvi gider. Yani muz, aslında muz, tereyağı ve yani margarin, tereyağınız da yoksa problem değil. Ondan sonra da bisküvi şekerle birlikte muzu ezdikten sonra az bir şey margarin ve bisküviyle de yapabilirsiniz yani. Evinizde ne varsa, elinizde hangi malzeme varsa. Muzları değerlendiriyoruz şu an. Çok zevkliymiş bununla oynamak. Neyse, ben şimdi bisküvilerini hemen kırayım içine. Küçük küçük kırmayacağım. Mozaik pastada biliyorsunuz biraz büyük olması gerekiyor. Kıra kıra içine bir atayım. Gördüğünüz gibi onu ufak yapmıyoruz. Böyle iri taneli kırıyoruz bisküvilerimizi. Ondan sonra şimdi ne yapıyoruz? Harcımızın içine yavaş yavaş döküyoruz. Karıştırarak dökelim. Çikolata kırıntılarımızdan da alalım biraz. Devam. Yağlı kağıda da döküyoruz. Daha harcım var. Bunu da başka bir yağlı kağıda yapacağım. Çünkü buzluğa koymam kolay olsun. Çok uzun olunca sığmaz. Yağlı kağıda döküyoruz. Üçgen şeklini vereceğiz. Piramit şeklini vereceğiz. İsterseniz de freşe döküp böyle yuvarlak şekil verebilirsiniz. Ben şimdi yağlı kağıda dökeceğim. Üçgen şekli vereceğim ve buzluğa atacağım. Bu kadar yani. Bu kadar. Bu arada Belma ablacığım, teşekkür ediyorum. Belma ablam da yorum yapmış bana. Haş haş demiş. Yollayayım adresini ver demiş. Allah razı olsun canım. Ablam benim. Öpüyorum buradan seni. Geçmiş olsun bu arada. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Şöyle kenardan şöyle yaparak. Böyle hafif bir üçgen gibi bir şey yaptık yani. Oldu mu oldu. Ne yapalım, hemen sağını solunu iyice kapatalım. Koku almasın. Buzluğa atalım. Çikolatamızı kapağını da kapatalım. Hadi bakalım. Pastamız buzlukta donarken de ne oldu? Bu pişecek hale gelir oldu. Tamam, pastamızı buzluğa attık mı attık. O donarken bu da iyice pişer burada. Suyunu da iyice bir çeksin. Hadi bakalım. Çıktık. Evden çıktık. Saat 12'de yemeklerini yetiştireceğim ya. Şu an saat kaç? 11.40. 11.55'te inşallah oradayım. Eşan Sultan'da çıktık, hazırladım. Tavuğu aldım, pilav aldım, salatayı da yaptım. Güzel tuzunu, karabiberini her şeyini de koydum. Mis gibi. Buz yapmıştım dünden, koydum şişelere, buz yapmıştım. Su şişelerini büyük buzluğa attım böyle.
Onları da aldım. Soğuk içecek de aldım. İçecekleri var ama orada buzdolabı yok. Oraya bir küçük buzdolabı alırsam hani çalışanlar soğuk içecek de içebilirler. Onlar için bugün ben buz götürüyorum ve soğuk içecek de götürüyorum. Bilmiyorum. Eşim dedi ki getirmene gerek yok. Uğraşma, yorulma ama herkesin zaten kendi yemeği oluyor. Buradakiler hep kendi yemeklerini kendileri getiriyorlar ama olsun. Ben isteyerek yapıyorum yani zevk alarak yapıyorum. Hadi bakalım. İnşaatta görüşürüz. Evet. 11.59, 12'de tam oradayım. Işıklardan hemen sağa döneceğim. Evdeyim yani. Evet, saat 12 ve ben inşaattayım. Ya bu kadar dakika olur bir insan değil mi? Maşallah deyin. Maşallah deyin. Hemen ineyim. Sofrayı da hazırlayayım. Hadi inşallah. Ozi nerede? Gelmedi Ozi kapımı açmaya. İkinci kattalar o zaman. İkinci kat çıkıyor. Gördünüz. Tamamen kapandı. Biz yine geldik inşaata. Eşan nasılsın desene. Ben de iyiyim Eşan, teşekkür ederiz diyor bak. Şenol amca işine gelince aha aynı Şenol amcaya benziyor diyor. Bak ben de aşağıdayım, ona göre çalışın. Su mu düştü? Suyu kim attı suyu? Suyu alandı, kendi alandı. Vallahi mı? Dedim beni gördüler, su atıyorlar aşağıya. Şenol amcaya benziyor diyordu. Kimi benzetiyordu? Ertuğrul'dakini değil mi? Ertuğrul dizisinde bir tane oyuncu var. Onu gördü şey, Şenol amcaya benziyor dedi. Bir göstersenize. Kimdi o? İsmi neydi ki? Eşo bir açın da bir gösterin. Yemeklerimiz hazır. Hemen masaya kuruyorum. Daha ağzındaki şey var ya. Memati. Yok. Meto var ya. Meto'nun abisi. Bak Kurtlar Vadisi'nde de mi oynadı o? Ben o kadarını bilmem. Bilmem. Dur. Zerha Paşa'nın abisi. Şenol da gösterelim Zerha bu arada. Zerha Paşa'nın abisi var ya. Evet. Şimdi şeyde yapıyoruz. Ertuğrul'u oynadı. Gözleri falan benziyor. Gözler renkli. Eşo çok benzetiyor. Bura gene almış başına gitmiş ben yokken tabi. O şimdi düzeltiyor. Yukarıdan hep talaş yağmış. Ooo, boya şeylerimin içine de yağmış. Atalım onları o zaman. Ha? Boya bitti zaten. Bitti mi boya? Talaş yağıyor gökte. Şöyle yağmış zaten. Atarız. Bir daha boya yapacağım o zaman, yeni bir set alırım. Ne yapayım? Onla üfleyecek misin? Üflemeyin şimdi. Şimdi hiçbir yer üflemeyin. Şu boya şeylerini de alayım. Hadi bakalım. Bir hazırlayayım ben sofrayı. Yemeklerini yesinler. Saat 12 oldu. Salatama da hemen bir tuz, limon. Limonu böyle getirdim zaten. Nazar değdi limonuma. Başa da getirdim. Tuz da var. Çekirdekle çıkarım da babana denk gelir Eşo. Hep çünkü babana denk geliyor. İlk inşaattayız. Düşünsene o evde çekirdeğe böyle alıyorsun ve yere atıyorsun. Güzel fikir. Kim temizleyecek ondan sonra? Ben temizleyeceğim. Temizlikçiler. Doğru, temizlikçilerim temizleyecekmiş. İki tane daha çekecek düştü. I think I got a bit more burnt today. Thank you.
Ozi karıştır oğlum. Bir sor babana ne zaman koyalım? Koyayım mı? Soğumasın lan pilavlar. Ha. Yemekleri ne zaman koysan mı? Bunu koyalım. Raj! Raj! Tam kültredi. Karıştırıcı. Elinle nasıl karıştıracaksın? Yer misin sen elinle karıştırırsan? İyi yerim abi. Yerim diyor ya. Niye? En lezzetli o zaten. Vallahi yerim diyor. Ben sanayide büyüdüm sitelerde ya. Ben de sanayide büyüdüm sayılır. Evet. Beyefendinin sayesinde. Tanıştıktan sonra sanayide büyüdüm. İyi ki düğünü sanayide yapmadık biz. Çok şükür. Ana! Abi, ya güzel fikir ha. Bütün sanayi tanıyordu beni. Yemeklerden hiç hasta oldun mu? Yok. Ömür bak sanayiyi bıraktık hasta olmaya başladık. Şenol. Az kahvaltı yapmadım sanayilerde. Sanayiye götürüyorduk, köfteciye götürüyorduk. Evet. Ay evet ya. Abla. İnşallah seni sanayiye köfteciye götürüyor. Bekle. Daha ne lan küt köfte? Kolayına göre. Kaçmazlar, döşür. Ama çok lezzetli. Şimdi şey diyemem yani. Yenge, Sibel'i Türkiye'ye götürdüydüm. Ondan sonra şeyde çiğ köp mutfağının sosyete pazarı yok mu? Evet. Oraya götürdüm. Orada bunlar işte pazarı görünce daha ilk soru görmüş. Çiğ görmüne bir heyecan. Çıktık. Bunlara gittik. Gelin dedim size şuradan köfte ekmek arayayım. Abi ben niye yiyorsun? Burada yapıyorlar. Yapsınlar bizim. Sen de bir ye. Bak bakalım ne oluyor. O zaman dedi bana bir çeyrek ekmek söyle dedi. Onun peşine bir çeyrek daha söyledi. Ya. Ondan yok sonra lezzetli da yapıyorlar Allah aşkına. Hakikaten dışarı yani farklı. Değil mi? Restoranta gidiyorsun, dünyayı bayılıyorsun ama lezzet alamıyorsun. Devlet evlerde kaldırımın kenarına oturtturdum yemiyorlardı. Kokoreç yedik. Vallahi Allah'ım ben oturdum. De yedim. Kokoreç, tezgahta, dükkan değil. Şey, o harunda yemiyorlar. Dışarıda. Yok o tepsi yedi. Yedim ben de. Tepsi yedi. Yemezdi onu ama şey. Ondan sonra yani alıştıydı. Şey soğuk kola getirdim oğlum. Soğuklardan abi, ver ya. Şey burada, bak burada. Şimdi dedim getirmişler tam o soğuk isimleri. Şey. Bir de tepede çalışıyorlar şu an. Hazırsın. Her geldim de ezan okunuyor. Senin hoca geç kaldı gene. Benim okunan 15 dakika oldu. Uyuyalım. Hadi bakayım. Mecbun için iftara. Şeye. Şimdi evde ezan şeyi var ya abi. İlk Ahmet daha böyle yeni hani konuşmaya şeye başlıyor. Ezan şeyini de bu küçükken falan aşağı odaya koyduydum ki hani sesten uyanmasınlar diye. Sonra da yukarıya çıkarttım. Artık hani 2,5-3 yaşın 3 yaşındaydı. Sabah ezan okununca bu koştu geldi abi. Samman izzetli hem diyor. Allah. Birileri var evin içinde de. Evde birileri var diyor. Hadi. Yazık. Sazırgan diye birileri adam ya. Valla Indian olduk hocam senin yüzünden şey oldu. Abla iyi öğrenmiş ya. Ben hiç öğrenemedim. Adamda her dil var. Ben benim dilimi bile anlıyor. Ben sadece onlara küfür ederken anlaşıyoruz. O da çok basit. Lan diyorsun geçiyorsun. Lan onlar da küfür demek ya. Aa gerçekten mi? Kötü bir küfür mü? Kötü küfür abla. Vallahi. Ne? Lan söylemeyeyim onların yanında o zaman. Ben onlara çok lan diyordum önceden. Sonra bana dediler please bana lan deme diye. Lan ne demek? Aa ne demek ki? Küfür. Sen sonra Ahmet Süro bana söyler. Sağ kesinize bekledim. Afiyet olsun. Soğuk içeceklerden verin oğlum. Soğuk buzlu su da getirdim. Düştü. Kaç tane daha yapacağım? Pilav yapayım. Biz kaldık. Tamam mı oran? Evet. Ben 2 tane alırım anne. Hadi olsun oğlum 10 tane daha. O yemiyor mu? Kim yemiyormuş? Ona pil. Euro ayı kodu çıkın. Ayı kodu kodu.
Rajla salatı koyalım, dur. Pilav salatı koysan ya. Ton balı. Ton balı getirin. Var mı ton balığınız şeyin içinde? Var. Bir tane ton balı getir eski. Ona drinkler var aslında. Hadi. Arkan. Yemeğimizi gelelim. Evet, ne yaptım? Şimdi suları buraya taşıttırdım. Güzel güzel. Soğuk kolaları buraya koydum. Belki buz alırlar, üstüne koyarlar. Bu poşette güzel olur. Buzları, şimdi içeceklerini falan koydum. Böyle buraya koydum. Buraları da bir süpürdüm. Mis gibi. Aletleri de şuraya topladım. Bunları da şimdi kürekle çöpe atacağım. Ben kendi odamı temizledim. Benim mekan temiz. Eşan'ın yaptığı tabure. Eşan çok rahat iniyorum artık. Kızım tabure yaptı ya oraya. Güzel yapmış mı abisi? Ne güzelmiş. Değil mi? Eşan'ın yaptığı tabure diyorum. Zaten demin Olcan'ın da oturmak için yemek yediğimiz yere aldıydı onu. Oturalı hem şey desine soruyor, değil mi? Yok, benim tabure ne dedi? Eşan. Bak şurası kırılmış. Tahta kırılmış. Oraya yenisini çakarlar. Orasını çaktın ya. Şu... Ben mi çaktım? Hiç de bile. Şöyle yukarıyı çekeceğim. Çalışıyorlar. Şimdi şeyleri yapıyorlar. Şu basıp üstüne gezdikleri yani üst katın tabanını yapıyorlar. Uf. Şuralar. Üst katın tabanı böyle yapıldıktan sonra da böyle tahtaları çıkacak, değil mi? Aynen. Onu çıkartayım mı seni? Yok. Gel. Yok. Çıkmayacağım. Şimdi çıkmayacağım. Tamamen bitsin öyle çıkarım. Çok güneş hem de. Eşan sudan geldim. Şimdi oradan çekil. Tutuşturacağım odunları. Çekil oradan. Üstüne iki tane daha odun atacağım. Oo, yanmış bile ya. Şimdi nasıl tutacak bak, seyredin. Yöntemim çok güzel. Hadi başlıyoruz. Ama yöntem süper. Böyle 3-4 tanesini yaktığın zaman diğerlerini üstüne atınca yanıyor. Yöntemime bak. Nasıl? Nasıl yöntem? Akıllı adamın hali başka oluyor. Evet, gelip benimle evleniyor. Ya. Bak yandı bile, gördün mü? Mis. Bunları elinize vurmayın. Neyi? Böyle. Yok, ellemiyoruz. Bir şey. 2 hafta garantisi var. Yani. Gerçekten mi? Yok, ben ellemiyorum onları. 2 hafta garantisi var, o kadar söyleyeyim. Yani. Aman yok, zaten ellerim şey. Çok güçlü bir glue. Bak bu da gitmiş. Gitsin. Eşo. Ben, anam gözüm üstte talaş olmuş. Üfledim. Hastayım uğraşma. Ne yapayım, ne yapayım? İnşaat diye gözlük mü takmayacağız? Doktor diyor ki. Ben inşaatta kirletmeyeceğim, pisletmeyeceğim, eskitmeyeceğim de nerede yapacağım? Ayakkabılarımı, gözlüklerimi, kıyafetlerimi. Tabii. Ne diyor doktor? Ya abi anlamıyor beni ya. Ha? Doktor ne diyor? Kahve iç geçer mi diyor. Bel ağrısına. Hadi kahve içmeye gidelim. Hadi gel şu kahve içmeye gidelim. Hadi ben sizi kahve içmeye götüreyim. Şuradan kahve alıp gelirim. Hadi gökkuzum. Çok yoruldum ben ya.
Öyle böyle değil bak. Ben olmasam ikinci kat çıkmıyordu. Değil mi? Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne güzel müzikler dinliyorlar. Bir de Türk çalışan var ya işlerinde. Türkçe dinliyorlar. Öğretiyor. He. Demin neyse bin de öyle anlatıyor. Ay bindik. Çok sıcak maşallah. Kaç derece? 17,5 gösteriyor. Yalan. Biraz önce bindiğimde 22 idi. Soğumuş. Soğumuş valla. Şey, çalışanların iki tanesi Hindistanlı. İneğe tapanlardan et yemiyorlar şimdi. Of. Gelemiyorum ya. Geçen anda geliyor mu ya? Geliyor. Dur. Serbest. Et yemeyenlerden birisi Türk, birisi de Pakistanlı. Pakistanlı olan daha bugün yeni başlamış. Çocuğu tanımıyorum. Döndü bana dedi ki şey dedi. Yani sen yaptığın getirdiğin yemekleri verirken etler helal mi dedi. Yazık. Dedim burada helal. Rahat ol dedim, rahat yiyebilirsin. Helal, kasaptan aldık dedim, özel pişirdik dedim böyle. Falan gülümsemeye başladım. Özel dedim, iki gündür şaraba yatırıyor sonra biz dedim. O lan şöyle yaptı. Dedim rahat ol, yiyebilirsin. Aynen. Şimdi illa kahve dedi. Vallahi kahve ben dedim. Çalışıyordum ne güzel. Yani. Ben kahve içmedim öğleden önce. Eşan'la biz çalışıyorduk. Ne güzel değil mi Eşo? Nasıl siz çalışabilir miyim? Ben içeri gelirim dedim. Madem... Bak. Çok ısrar ettin. Neden de geleyim? Ben de geleyim. Gelin o zaman da. Tamam. Hadi gidelim o zaman. Hadi. Evet. Dinleniyorum ya. Nasıl yorulmuşum? Nereye gitti o? Gel. Çok fenasın Eşan ya. Şivay onun zorunda değil. Ay niye geliyorsun dibime? Bak ya. Hiç korkusuz. O da ayağım. Vallahi rızkın alıyor. Ayağıma vuruyor bir de. Çarpıyor cumrunda değil. Yes. Yeter benim bugün bu kadar çalıştım. Sabah evde de çalıştım çünkü. Geldim şimdi inşaatta da çalıştım. Değil mi? Yeter. Aynen. Şimdi yavaş yavaş eve gidelim. Minnoşlarla falan da ilgilenirim ben öyle. Sen önce ama inşaata bırakayım. Sen çalış. Aynen. İnşallah olmaz. 4'te kalkmam yetiyor. Nasıl 3.30'da kalkmam lazım? Bak. Bak. Beni uyandırma ama. Bu yol ne kadar güzel ya, değil mi? Evet. Böyle çok böyle sakin. Bir de hızını indirmişler ya 50'ye. 60'tan 50'ye iniyor. Biraz o yüzden sakin. Aklınızda olsun, haftada 2 gün burada ya da ilerlerde ya da dönüşte radar oluyor. Tamam, bizim hani aklımızda olmazsa senin mutlaka bilgin olur. Mutlaka gelir ki atsana. Sen merak etme. Hani buradaydık derler diyorsun. He. Yani buradaydık diye söylerler sana. Bilemiyorum. Postacı gelir. Oo, hey, Ahmet Bey. Olsun. Arada olacak, yapacak bir şey yok. Yani. Dalıyor olabiliriz ya. Çünkü 53 ile bile geçsen ceza yazıyorlar ya. Hani 52 tamam da 53 yaptığın an bitti. Devlet gariban. Devletin paraya ihtiyacı var. Tabii canım, tabii. Sen ben ödemezsek kim ödeyecek? Tabii. Hep de biz ödüyoruz. Geldik. Geldim eve, geldim. Ne yapıyorum şimdi? Pirincimi güzelce yıkayacağım. Pirinci yıkadıktan sonra bir pilav daha yapacağım. Çünkü biliyorsunuz pastırmalı kuru fasulye yapmıştım ya. Kuru fasulye yerine pilav olsun. Bulaşıklarımı falan da hallettim. Büyük tencereleri falan yıkadım inşaattan gene. Hadi devam ediyorum. Bu sefer arpa şehriyeli yapıyorum pilavımı. Değişik olsun. Arpa şehriye kullandım. Ay, muzlu pastam da çok güzel olmuş. Donmuş. Çok güzel olmuş muzlu pastam da. Mozaik pastam. Değil mi? Bu piramit gibi yaptığım değil. Bu bir tane daha kalana böyle şeye sarmıştım.
Yani fresh'e sermiştim. O. Bu daha çabuk şey olmuş. Donmuş. Evet, akşam ettik mi? Ettik oğlum. Yorulduk mu? Yorulduk. Hadi bakalım. Uyku zamanı. Daha minnoşlar uyumamış bak. Bağırıyorlar. Teşekkür ediyoruz videomuzu izlediğiniz için. Beğeni ve yorumlarınızla desteklerinizi bekliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.